Marka Ajak'ı birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Programın ilk yarısında Bursa Spor'un Ümraniye Spor karşısında elde ettiği sonuçu konuştuk. Sonrasında yönetimsel, teknik heyet vesaire bununla ilgili yorumları yapmaya çalıştık. Bunu sizlere aktaralım. Programın ikinci bölümünde de en son sözü sevgili Çetin Sabırlı alacaktı. Yok, Erkan abi başlayabilir. Bilmiyorum. Tamam, devam yani, edelim o zaman. Ya, şimdi Bursa Spor öyle bir noktaya gelmiş ki yani şu dakikadan itibaren işte önümüzde bir seçim var, işte kongre var. Bireysel hiçbir hamle, bireysel yapılacak hiçbir hamle artık Bursa Spor'u düzlüğe çıkartamaz. Hı hı. Ne mali olarak ne sportif olarak. Yani sportif olarak Süper Lig'e döndürmez, mali olarak da ayakları üzerinde duran bir kulüp üyesine ulaşamayız. Bu mümkün değil yani. Hani belki süre var konuşmak erken ama şimdiden de söylemek de lazım. Mesela kulağımıza geliyor bireysel olarak işte başkan adayı olacakmış. Mışlar, muşlar falan filan, cıklar, cuklar. Şimdi Bursa Spor öyle bir duruma gelmiş ki bireysel birisini çıkarak oluşturacağı bir yönetimle birlikte Bursa Spor'u artık taşıyamaz yani. Böyle bir Bursa Spor'un öyle bir ağır yükü var. Bu kentin kaldıracağı, kentin hep beraber birlik içinde olursa ancak kaldırabileceği bir yük haline gelmiş. Enkaz yani. Bu enkazı toparlamak kolay bir şey değil. Dolayısıyla bireysel çıkacak olan bütün teşebbüslerin de arkasından, isim çok önemli burada ama arkasından kimse destek göreceğini düşünmüyorum. Yani bir güven tesis etmesi lazım çıkacak ismin. İnanç bütünlüğü sağlaması lazım bütün kentte. Hadi kentte sağlamadın ama bu kentin katkı koyacak ciddi insanları var, iş insanları var, kurumlar var. Ama sen oradaki hani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki sadece güven duymak da yeterli değil. İşte pandeminin yarattığı ciddi bir ekonomik şey var. İster istemez bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama bir de güven sağlayamadıysan zaten o zaman kusura bakma yani. Bursa Spor bugün işte birincilikte boy gösterirken hani niye biz yarıştan koptuk işte playoff oynamalıydı konuşurken önümüzdeki sene başka şeyler de konuşabiliriz yani. Bursa Spor artık böyle bir sırat köprüsünde hani ya bu tarafa düşecek ya bu tarafa düşecek. Yani bu önümüzdeki kongre bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Hani şu, bu kentin sahip çıkması lazım. Şu tablo içinize siniyor mu? Bursa Spor TFF 1. Lig'de bitime 5 hafta kala liderle arasında 17 puan fark var. 2. sıradaki takımlar arasında 15 puan fark var. Playoff hattıyla arasında 11 puan fark var. Ve Bursa Spor 10. basamak. Sizin içiniz siniyor mu böyle? Sinmesi mümkün mü? Böyle bir şey olur mu ya? En azından yarışta olursun. Yarışta kaybettin, kazandın olursun yani. Yani. Bir de artık yani Bursa Spor bu ligde olamayacağını... Bir kere Bursa Spor'un bu ligde ne alakası var, tabii, ne işi var? Aynen öyle. Böyle bir dünya yok, kusura bakmasın. Yani işin bu noktaya kadar gelişinde kimin emeği varsa burada herkes suçlu. Ama şimdi bir taraftan da şunu söyleyeceğim. Bugün biraz çok fazla konuştum, kusura bakmayın. Olsun, olsun. Bir spor yasası. Herkes geliyor. Şimdi siz Bursa Spor'a başkan adayısınız, yöneticisiniz. İş kötü gitti. Hiçbir sorumluluk almıyorsunuz. Basıyorsunuz, gidiyorsunuz. Aynen. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir dünya olur mu? Ondan sonra ne oluyor? Ya nasılsa Çetin'le Süha Erkan 3'ü başaramadı. Biz gidelim. Gazetede zaten boy boy fotoğraf çıkıyor. Biraz bizim reklamımız da olur. Ondan sonra çıkıyor bu sefer Adem Hoca ve Levent abi ikisi çıkıyor. Onlar da başarısız oluyor. Bu sefer ne oluyor? İşte bir farklı üçlü çıkıyor ya da bir farklı onlu çıkıyor. Bursa Spor olan kulübe, Bursa Spor ya da bir başka kulübe oluyor. Yani Türk futbolunda neredeyse ülke ekonomisi kadar borç olacak yakında tabii, böyle tabii. Giderse. Yani. Ülke ekonomisi kadar borç olacak. Artık milyar liralardan bahsediyorsunuz. Milyon liralardan değil, milyar liralardan bahsediyorsunuz. Milyar dolarlardan bahsediyorsunuz. Tabii tabii aynen öyle. Şaka gibi rakamlardan bahsediyorsunuz. İşte şimdi hangi banka sana kredi verecek? Tabii. Hangi banka senin borcunu yapılandıracak? Yani
Sen derdini anlatmıyorsun. Biz koskoca Bursa Spor Kulübü Başkanı'nı yıl içerisinde iki defa konuşurken gördük. Biri geldi burada Çetin'in oturduğu, sevgili Çetin'in oturduğu, koltukta oturdu. Bir de çıktı kulüp televizyonunda konuştu. Başka yok. Ya böyle bir dünya olur mu ya? Galatasaray Başkanı bas bas bağırıyor. Beşiktaş Başkanı bas bas bağırıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bas bas bağırıyor. Şampiyonlukla ilgili konuşuyor, hakemle ilgili konuşuyor, bankalarla ilgili konuşuyor. Dün şeyi okumadın mı? Balıkesir Kulübü'nün yaptığı açıklamayı. Balıkesir keza aynı şekilde. Şey, kulüp, hakeme şey demiş ya, as demiş düdüğünü. Biz takipçisi olacağız, o düdüğü asacaksın demiş. Bugün Mustafa Er keza yani. Aynı şekilde bizi diyor ince ince doğradılar diyor. Sosyal medyada özel penaltı pozisyonunu paylaşıyor. %100 penaltı. %100 penaltı. Ama senin elektrik borcun olursa, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da elektrik firmasının sahibi olursa, sen de onun inisiyatifiyle maç günleri sadece elektrik alabiliyorsan, kimseye sesin çıkmaz. Evet, maalesef. Abi. Kimseye sesin çıkmaz, kusura bakma. Buyurun. Vallahi şimdi şeye de baktım, işin enteresan tarafı, ligin az evvel sen puan durumuna ve şeye baktığında, şimdi bizim üstümüzde iki tane şehir takımı var. Birisi birinci, birisi ikinci. Giresun ve Samsunspor. Adana Demirspor'u yani şehrin tek takımı olarak görmüyorum. Çünkü yok, Adana Spor var. Tamam. Gelelim Altay. İzmir'in tek takımı değil. İstanbulspor'u zaten adı İstanbulspor ama İstanbulspor'un temsilcisi olduğunu düşünmüyoruz. İçinden bir takım. Ümraniye de öyle. Tuzla da öyle. Tamam. Sonra ilk şehir takımı Bursaspor geliyor. Bakın üstümüzdeki bütün takımların içerisinde şehir takımı olanlar 1 ve 2'de. Aşağı taraf zaten bizim aşağımız tamamen şehir takımları. Bolu, Eskişehir, ondan sonra Adana, Balıkesir. Yani evet. Enteresan. Geldiğimiz durumda bizim gibi sıkıntıları olan takımlar da var. Belli. Yani bu işi kotaran, işini ayarlayan yukarı çıkmış 60 Samsun, kapağı zaten. Samsun, Giresun. Kongreye gelecek olursak şimdi bu olayı yönetimsel olarak bakmayalım. Şimdi burada kongre demek camianın her bireyinin bu konuyu hissetmesi demek. Geldiğimiz nokta az evvel söylediğiniz gibi ya var olacağız ya yok olacağız. Ötekisini söylüyoruz artık. Çünkü hani geldiğimiz nokta Bursaspor'un son şansıdır. Bu takım ve yaratılan heyecanın tekrar büyütülerek, arttırılarak devam edip tekrar Süper Lig'e çıkmak için son şansımız. Burada hepinize katılıyorum. Sadece bir başkan ve yönetimin çıkıp bu işin altından kalkabilecek durumdan da geçtiğini düşünüyorum. Sevgili Süha yoğun bakım dedi, ben entübe olarak ekliyorum. Yani takım entübe durumda. Kulüp. Yani burada hayat verebilmek aslında sadece başkan veya yönetici olarak seçilecek kişilerin üzerine düşmüyor. Burada hep söyledik, hep söylemeye de devam edeceğiz. Bu bir Bursaspor masası etrafında toplanılmadığında her bireyin, her kurulun, her kuruluşun, her yöneticinin, kent yöneticisinin, kentin sivil toplum örgütlerinin veya siyasi parti temsilcilerinin de mutabakatı alınmadan, yani o benim partimden, şu onun partisinden diye bakmadan, çünkü ortak değer diyoruz Bursaspor'un. Bunu bir şekilde bu masanın içerisinde belli bir plan dahilinde ve belli bir zaman içerisinde tekrar ayağa kaldırma projesi olarak bakmak lazım. Aksi takdirde biz hemen birisi gelsin, şu kadar para harcasın, biz yukarı çıkalım gibi bir mantığın içinden kendimizi sıyırmamız lazım. Bizim artık o aşamaları çoktan kaçırdığımızı, bir turda ben bineyim dönemini de sona erdirdiğimiz dönemdir bu. Buraya yapılacak en akıllı iş bütün herkesin. Bir kere şöyle bağlayayım onu da. Kongrelerin önemli bir şeyi var. Yani bugün kongremiz tüzüğümüze göre 100 tane kongre üyesinin imzasıyla adaylar resmi olarak başvuracaklar. İmza attığınız adaylara bakın. Sonra vay efendim bu da bizi kandırdı. Bu da bize şöyle de vaat vermişti demeyin. Yani Bursaspor'un artık benim adamım, benim arkadaşım, benim abim, benim şeyim diye bakmayalım. Bursaspor'dan giderse artık başka şeylerle uğraşmamız lazım.
Yani herkesin Bursaspor'la sevip onunla yaşadığı ortamı ortadan kaldıracak. Artık Bursaspor diye bir kulüp ortadan kalmayacak diye söylüyorum. Bakın öyle bir noktaya geldik. Ben geldim. Öyle bir yönetime imza atmam, benim aileme de kimseye attırmam. Ya herkesin ama herkesin ya o sorumluluğu alayım ben. Herkes bu sorumluluğu alması lazım. Ben inanmadığım bir sisteme, kişiye imza atmam asla yani. Imza. Niye atayım ki imza? Abi biz beraber çıkmadık mı kongrede? Yani imza atmak o atmak anlamına geliyor yani. Şimdi imza da atmam, gitmem de o kadar basit. Aynen. Ama şimdi büyük bir camiyiz. Yani 4000 5000 tane üye var. Buradaki her bireyin ayrı bir sorumluluğu var. Yani Bursaspor için inceleyip sık dokumadan Bursaspor'un geleceğini, bundan sonraki hayatını düşünmeden, planlamadan yürüyecek kimseye kimsenin destek vermemesi gerektiğini söylüyorum ben. Yoksa yani reklam peşinde koşanların, ben yaparım, ederim, ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyenlerin, elle tutulur hiçbir projesi olmayanların, futbolun kıyısından geçmemiş kişilerin, bak net söylüyorum, futbolun kıyısından geçmemiş kişilerin, ben Bursaspor'u şöyle yapacağım, böyle yapacağım, kaldıracağım, parandı attıracağım, önümüzdeki yıl Süper Lig'e taşıyacağım, şunu yapacağım. Bunlar yani o kadar da para koyacağım. Ya böyle bir şey, böyle kaç, bir şey. Yok. Kaç dönemdir yani bunları yaşayıp buralardan ders çıkarmıyorsak o zaman artık yöneticileri bu eleştirenlerden en önde gelen medyadır. Bizler de bu vesileyle onları eleştiriyoruz. O zaman bizim dönüp de kendimize de bakmamız lazım. Tabii, bu kadar yaşanmışlıklara bir ders çıkarıp önümüze bir yol haritası çizemiyorsak o zaman kimsenin kimseye bir şey deme hakkı yok yani. Eğer ses çıkartılmıyorsa, buna dahil olunmuyorsa da o zaman burada çok ciddi sıkıntı var demektir. Bursaspor'dan vazgeçmiş demektir bu kent. Aynen. Bu kentin sahipleri. Ya mesela yani ben vazgeçmiş düşünüyorum. Demektir. Vazgeçtiği anda da zaten bugün Eskişehirspor'a bak. Ne halde? Biz ya de Eskişehirspor'u takip eden duruma geliriz. Eskişehirspor daha güçlü gelecek. Görürsün bak, ben onları da takip ediyorum. Onlar da acayip bir birlik ve kenetlenme başladı. Yani bunu 6 ay önce yapabilselerdi devre arasında transfer tahtasını açma pozisyonuna geldiler. Evet, son anda gitti. Son anda gitti. Ya son çok cüzi yani Bursa için çok yani her an çıkarabilecek bir para yüzünden şey yapamadılar. Hatta Erkan Zenginler falan beklediler ya. Yani. Tabii. Kaç 10-11 tane futbolcu bekledi. Yani onu bir 6 ay önceye denk getirebilselerdi onlar kurtarırdı giderdi yani. Ama bizim yükümüz çok ağır. Ya bu şimdi, artık altından kalkabilecek durum şey yok, pozisyon ya, yok yani. Şimdi Bursaspor'u düşünen bir kişi şu anda ne olursa olsun demeli ki arkadaş transfer tahtasına şu kadar para lazım. Atıyorum 5 birim para lazım. Dosyası devam eden 150 dosya için yani duruşması işte sürümcemede olan konularla ilgili davalık oldum. 150 dosyamız var. 150 dosyanın gideri bu kadar. Temlikler için bu kadar. Ya bunları sen söyleyeceksin. Tamam mı? Ha, o ben zaman bunu karşılayacak. Bunu karşılayacak kişiler çıkacak. Arkadaş, ben ve ekibim buna biz inanıyoruz. Bu yükü de altından kalkabileceğimize inanıyoruz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama sen daha hiçbir şey söylemezsen kim soyunur ya? Soyunanlar da bence çok samimi gelmez bana. Aynen bu saatten yani, sonra. Çünkü tabloyu kimse net bilmiyor. Ben bilmiyorum, sen biliyor musun Bursaspor'un maliye? Değil. 700 diyoruz, 600 diyoruz ya 200 de bu iş döner. Muhallak. Ya helvacı kağıdı. 150 bulsak bu iş çözülecek. Ya böyle bir şey ama kimse bilmiyor ki gerçekten. 150 zaman. Yani 150 bulacağız. 150 bulsak bu iş çözülecek. 150 bul bakalım nasıl bulacaksın 150'leri. Aynen. Nasıl buluyorsun? Ya 150 milyon TL'den bahsediyorsun. 150 milyondan bahsediyorsun şu anda ya. Bir ay 10 gün var kongreye. Yani aşağı yukarı 1,5 aydan az bir zaman var. Resmi adaylar çıkıp mevcut yönetimle bu işi incine cincine kadar inceleyip bir kağıdın üzerine döküp yapıp yapamayacaklarına baksınlar. Çünkü bu yönetimin gelişi de neydi? Şey almadı. Mazbata almadı. Evet. Sonradan da işte vay efendim şöyle oldu da böyle oldu. Sonra da basın açıklamasında şu oldu da bu oldu da. Sayın Başkan ama bunu söyledi. Ben herkese kim gelirse gerekli evlakları vereceğim dedi. Demeyen var mı öndekilere? Geçmişe bir bakın. Mesut Mestan'a bak. Ben veririm diyor. Hatta kendini savunuyor. Dön önde Ali Ay. Ali Ay'dan önce Recep Bölükbaşı. Recep Bölükbaşı'dan önce Erkan Kamal. Hatta sevgili abimiz neydi?
Rıdvan abi. Hatta ekranlara bile çıkmak istiyor. Herkes kendi döneminle ilgili bir savunma yapabilmek için ortam arıyor. İyi de tamam de nasıl oldu bu ya? Ya ben bunu anlamış değilim ya. Herkes bak Rıdvan abi bir açıklama yapıyor. Dön Ali Ay zaten falan diyor, ben diyor kredi olması şöyle. Mesut Beşten öyle diyor. Şimdi yakında Erkan Kamat'ı dinleyeceğiz. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım. İyi de bu kulüp nasıl geldi buralara ya? Ben anlamış değilim ya. Ya ben mesela bu saatten sonra senin söylediğin şey var ya, hani mesela geldi işte başkana gitti, şey yaptı, hesapları istedi falan filan. Bu bana tamamen şey geliyor ya, böyle şaka gibi geliyor yani. Ama niye söylemez Erkan abi? Trajikomik bir şey yani. Niye söylemez Erkan? Vallahi öyle geliyor. Hayır, hayır. Şöyle yani birisi çıktı yani. Kim olursa olsun fark etmez yani. Gidip bu tamamen reklam kokan hareketler gibi yani geliyor bana. Yani bir tiyatral bir durum var yani ortada. Eğer bu saatten sonra gerçek olmayan, gerçek dışı bir mizansen oynanıyor. İşte PR çalışması ama, mı derler? Aynen. İsmi parlatma çalışması. Gidişat da, yani şimdi düşünsene, gidişat da oraya doğru yani, gidiyor. Üzüleceğiz şimdi, yani en sonunda. Bursa'da herkes herkesi bilir diye bir şey vardır, söz vardır yani. Gerçekten de öyledir. Özellikle spor camiası bilir yani herkes. Şimdi A isim, B isim fark etmez. Çıktı dedi ki ben Bursa Spor'la ilgili işte tasarruf kullanacağım. İşte bir gideyim bakayım falan. Ya şimdi o bakacak olan kimse kimsenin cebindekini bilmez de. Ama Bursa Spor'un bir gerçeği var yani. Şu 600'ler, 700'ler. Ya elektrik yok, su yok, doğalgaz şey yok. Yani. Nasıl ya, olacak abi? Yani sportif bir şey konuşamıyoruz ya. Böyle, yani. Şöyle bir de hiçbir mal varlığı yok. Yok tabii. Hani bir de hiçbir mal varlığı yok yani. Hepsini tüketmişsin, hepsini satmışsın. En önemli şu andaki şeyin, değerlerin oyuncular. O da Vakıfköy'den gelen onlar oyuncular yani. Onlar da deli ışığı gören kaçıyor yani. Evet, tamam. Işığı onlar, gören kaçıyor yani. Onlar da hani kaçmak İki tane elimizde var işte, sözleşmesi biten tutamadık. Önümüzdeki sene ötekinin bitecek. Ötekisi, ondan sonraki sene de durmazlar yani. Ataberk nereye gitti? Ataberk gidecek diyor. Gidecek yani. Yani. Bir yere gidecek. Atabak Mayıs sonunda gidecek. Bitiyorsa... Gelmiş Nisan'ın ortası. Yani i̇mza da atmıyor. İmza da atmıyor. Şimdi masaya oturmazsan atmaz. Tamam. Nasıl oturacaksın? Neyle oturacaksın? Neyle oturacaksın? Neyle oturacaksın? Ne diyeceksin yani? Hani desen, kalıp kalmayacağın desen de belli değil. Tabii. Yani yönü... Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili kongrede seyirciler. Pandemiden yani. Dolayı kongrede olmayabilir. Yani bunu tabii ki geçen hafta da dile getirdik ama... dernekler il müdürlüğü bununla ilgili yanılmıyorsam kararı veriyor. Tabii ki bununla esas karar kabineden çıkacak bir durum. İçişleri, yani, Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'ndan çıkacak. İşte dernek genel kurulları şu tarihe kadar yapılmayacaktır ya da şu kadar kişi katılımıyla yapılacaktır diye İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapacaktır. Son Bakanlar Kurulu'nda onu da il hıfzıssıhha kurullarına verdiler. O zaman Vali Bey, o zaman Vali Sayın Vali'nin başkanlığındaki kurul bununla ilgili bilgilendirmeyi yapacak, kararı verecek. Şimdi Bursaspor gibi şimdi Galatasaray'ın da bildiğim kadarıyla bir kongresi var. Onlar da yapamıyorlar. Onlar da Aralık'ta yapacaklardı. Yapamadılar. Olmadı. Yapamadılar da. Yapamadılar. Yapamadılar. Şimdi böyle bir şeyin durumda divan, da Fenerbahçe'nin divan kurulu seçimi aynen, iptal oldu. Aynen, aynen. Galatasaray'ın da bildiğim kadarıyla onların aynen. da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iptal oldu diye biliyorum. Divan demişken şunu da söyleyeyim. İdris abi bana çok kızıyor, çok eleştirdiğim için. Ama ya kızıyor, kızıyor da İdris şey abi yani. Sever bizi. O başka bir şey. Sevgimiz farklı. Bu masada onu eleştiriyoruz ama dışarıda abimizdir, saygımız sonsuzdur. Ona hiçbir şey demeyiz ama bu gazeteci yönetici diyaloğunda maalesef böyle bizim zaman ya, zaman yaş kategorisinden bir sene evvelden havlu atan ekip onlar oldular yani. Değil mi? Onlar maalesef, şeyden dolayı havluyu önce onlar attılar ya, yani. Onlar attılar da ya Sayın Divan'ın da konuya biraz yetkisi olmasa da dikkat çekme anlamında biraz topa girmesi lazım. Tabii. Yani şimdi böyle durumlarda büyüklere danışılır ve büyükler yön gösterici olur. Tabii. Siz de geri çekilirseniz ortalık tabii. herkese kalır yani. Şimdi Süheyl Gürsoy yazsın. Ya Süheyl Gürsoy gazeteci. Nasıl yazacak? Ne kadar yazacak? Neyi yazacak? Çetin Sabırlı, yorumcu, köşe yazarı ne yazacak? Evet. Ama siz divan kurulu olarak bir açıklama yaparsanız ey Bursa ya arkadaş kulüp elden gidiyor. Bu işe siyasetin de devre şey yapması lazım. Ya da siz bir organizasyon yaparsınız. Dersiniz tabii, ki tabii. işte
bugün şu tarihte Sayın Valimizi bekliyoruz, Sayın Belediye Başkanımızı bekliyoruz, Bursaspor'un eski başkanlarını bekliyoruz, işte şunları bekliyoruz, eski futbolcularını bekliyoruz, gazetecileri bekliyoruz, Taraftar Derneği temsilcilerini bekliyoruz. Yani bir kişinin, en azından sizin, çünkü başka yapacak kimse kalmadı. Bir divan kaldı yani. Kurul olarak duruyorum. Yani bunu seçme sicil kurulu mu yapacak? Disiplin kurulu mu yapacak yani? Bir tane divan kurulu kaldı Bursaspor'da bunu yapma anlamında. Bu daveti, bu çağrıyı yapma anlamında. Yoksa ben çağırsam Süha Gülsoy olarak kimin umurunda olacak? Sevgili Süha, senin şeyine bir destek vereyim. Bir de işin kritik tarafı ne? Hani ya birinin cidden bu tekeri çevirmesi lazım. İşin vahameti ne biliyor musunuz? Her şey ortada. Kulübün durumu ortada. Yapılması gerekenler de ortada. Birisinin öncülük yapması gerekiyor. Yani bunu ya bir abinin çıkması lazım burada. Falanca kişi, X kişi desen, şimdi isim vermemeye çalışıyoruz ya. Desen işte onu seven var, sevmeyen var, hemen ayrışıyoruz. Onu işte siyasi görüşünü beğenmeyenler var. Bireysel teşebbüs olmaz bu saatten sonra. Şimdi burada işin esas kritik tarafı ne biliyor musunuz? Bu kişinin esas sorumluluğu veya yapması gerektiği en önde gelen işlerinden birisi. Bak, bölünmüş, parçalanmış bir camiayız. Bir karşıdaki ötekini sevmiyor, ötekini beğenmiyor. Böyle bir parçalanmışlık var. Bizim bak bir seferliğine bu işi bir yerde sonlandırıp, yani dondurup, hakikaten Bursaspor için bir hep birlikte hareket etme zamanımız. Bak, yoksa o işte falanca kişi, işte o filancayı desteklemişti o zaman. Bu bilmem neyle hareket etti. Ya bunu bu duygularla, bu düşüncelerle gidersek, bak geçmişten hiç mi farkımız kalmaz? Yani geçmiş kongrelerde. Biz bir seferliğine bu işi dondurmamız lazım. Çünkü herkes eğer lafta söylediği tek gerçek Bursaspor, ortak sevda Bursaspor diyorsa, bir sefer kızgınlığını, kırgınlığını, kinini, nefretini bir yerde bırakacak. Bırakmazsa ama öyle aynı bir şeyle devam edersek aynı geçmiş hatalardan bir tane doğru çıkmaz. Öyle bir profil ortaya çıkmalı ki. Öyle bir profil ortaya çıkmalı ki. Kentin valisinden, belediye başkanından, ilçe belediye başkanlarından, STK'lardan, ticaret odalarından, hepsinden bir güven duyulması gerekiyor. Ve onlar da bu işin içinde olması gerekiyor. Yani o isim onları da kenetlemesi lazım. Aynen. Onları da bir birlik içinde hareket etmeyi sağlaması Erkan lazım. Erkan abi, bu iş sadece sevgili olmuyor. Bu iş ortak akılla, ortak projeyle başka türlü olmaz. Bursaspor artık kurtulmaz yani. Tabii tabii. Hani Bursaspor bir başkan, bir yönetim kurulu oluşturduk. Haydi bakalım. Yani patlak konfetileri, yani, tabii, çekilir resimleri, olmaz. Az şeye. Tabii yani. Bu, o dönem bitti. Ya. Bugün bitti, şimdi amatör kümede bile, bal liginde bile yönetici olamazsın, başkan olamazsın, projelerin yoksa, cebinde paran ya yoksa. Mahallenin desteğini almadan. Tabii. He, bravo. Amatör kümede maç yapamazsın ya. Yapamazsın yani. Ya şeye dikkat ediyor musunuz? Tabii. Şeye dikkat ediyor musunuz? Buyurun. Bursaspor eski yöneticileri, Bursaspor'un dışındaki oluşumları artık daha çok hayata geçirmeye çalışıyorlar. Farkındasınız değil mi? Mesela? Yani eski. Mesela Kemal Güler bir takım almış. Nilüfer Futbol Kulübü. Yani, zaten doğrusunu yapmış ya. Bursaspor'la ilgilenmemesi şimdi, daha iyi olmuş. Güleyen ailesi. Zamanında ilgilendiğini gördük, ne kadar ilgilendiğini. Aynen. Güleyen ailesi şey yaptı. Nilüfer 1987 ile Bal Ligi'nde temsil edecek. Yıldırım Spor'un başkanı eski. Evet, çok da güzel gidiyorlar. Güzel gidiyor. Remzi Başkan Karacabey macerası. Ya onlar yani eski ya yeni, onlar kendilerini tatmin edecek alanlar yaratmışlar. Evet. Hayır, hani yani onlar, hayır, onlara bu, saygı duyuyoruz. Kötü bir şey yani. Olduğu kötü anlamında değil, söylemiyorum. Tabii. Ama Bursaspor'un içinden farklı şeyler oluşmaya başladı. Bu da insanı kopmalar başladı. Yani onlar Bursaspor'a hani bir rakip olarak bir çalışma içinde değiller. Onlar kendileriyle yani, ilgili. Kendi tabii, futbol sevgilerini bu şekilde icra ediyorlar. Çok aynen. Mantıklı. Yani hobi haline dönüştürmüş. Takip ediyorum ben mesela. Hobi haline dönüştürmüş. Kemal Güler dışındaki şeyleri takip ediyorum ben de. Yani Kemal'in de ne yaptığını bilmiyorum eski yöneticinin. Ama diğer taraftan güzel Bursa için. Çünkü Bursa futbolu şemsiye Bursa Spor'u alttan destekleyecek böyle amatör ruhlu şeylere de ihtiyacı var. Ya yani bak, şeye bakar mısınız ya? Adana'dan iki takım var. İzmir'den iki takım var. İstanbul'dan kaç takım var bilmiyorum. Ankara'dan ikişer takım var. Bak, her ilden baktığınızda ikişer takım var.
Burada bize bir Bursa takımının daha olması kötü mü olur? Ya çok olsun, ikili olsun, üçte olsun, birde olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bursa olur. Spor'un burada olmaması lazım. Diğer saydıklarınız burada olur da Bursa Spor'un burada olmaması lazım. Şimdi Bursa Spor'un bir üst ligde olması lazım. Gerçeğimiz yani başka türlü ya, olmaz. Bir şey yok. Tabii bizim yukarıda olmamız lazım. Başka türlü olmaz. Buraları Bursa takımlarıyla destekleyip, çünkü altınız sağlam olursa yukarıda rahat hareket edersiniz. Kesinlikle. Son sözleri alalım. İki gün sonra, üç gün sonra Bandırma Spor maçı var. Sevgili Hüsa, yani Bursa Spor'un bu sezonla ilgili bütün yaptıkları için genç çocuklara aslında teşekkür etmek lazım. Mustafa'ya de teşekkür etmek lazım. Teknik kadroya teşekkür etmek lazım. Sağlık ekibine teşekkür etmek lazım. Yani bu kötü süreçte bu denli bizi heyecanlandıran, ekranlara kilitleyen bu çocuklardı yani. Onların saha içinde çırpınışlarıydı, onların heyecanlarıydı. Sen dedin ya, heyecanlarını taşısınlar sene sonuna kadar. Onların o sempatik halleri bizi çok mutlu etti. Yani Ümraniye maçında mağlup olmuşlar, işte kötü oynamışlar falan. Bunlar önemli şeyler değil. Hani sezona baktığımızda hani artıları çok fazlaydı. Bana düşer bir Bursa sporlu olarak bana verdikleri çok şeydi. Çok mutlu oldum. Abi tüm Türkiye'ye verdiler. Avrupa'da onlara, bizim takımımızı izlemeye gelen menajerler kadar başka takımlara giden yok. Ve onlara teşekkür borcum var yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama aynı oranda hani teknik olarak sahanın içinde aldığımız o mutluluğu yönetim anlamında maalesef alamadık. Alamıyoruz da. Alamayacağız da. Yani bundan sonraki çıkış bir yapıyı değiştirmezsek yapısını değiştirmezsek aslında devletin bir yasayla bu işi kökten çözmesi lazım, sevgili Süha'nın söylediği gibi o taraftayız. Artık yeter kardeşim, yani şımarık çocuklar gibi sürekli hani harca veya miras edile oluyor ya, miras edi torunlar hani harcıyor hep harcıyor yani. Bu düzenden, bu sistemden kurtarmak lazım. Bu devlet kurtarabilir. Bir yasayla çıkartabilir bunu. Şirketleşmeye döner. Bir milat oluşturur ve ondan sonra bir yeni sayfa açılır. Bütün kulüpler için söylüyorum. Ama bakıyoruz ki bu olmayacak yani bir şey. Belki yıllara ihtiyaç var bununla ilgili. Ama Bursa Spor Merkezi'nden, özelinden konuştuğumuz zaman da Bursa Spor eğer bu kenti marka değeri ise, bu kenti artık böyle bireysel hamlelerle, bireysel teşebbüslerle Bursa Spor Kulübü'nü bir yere ne sportif olarak taşıyabiliriz, ne ayakları üzerine duran bir kulüp haline getirebiliriz. Bu açık ve net. Yani bunu izleyenler de bu şekilde algılaması lazım. İki tane bana Bursa Spor ne olacak diye iki tane şey var benim aklıma gelen, kurtuluş var. Bir, şirketleşme yapamıyoruz. Şirketleşmenin yarı şeyiyle bakalım olaya. İşte biraz önce bahsettiğimiz bu kentin bir araya gelmesi. Senin de izah ettiğin herkesin sorumluluk alması. Eyvallah. İki, Vakıfköy'e insani ve teknolojik yatırım yapılması. Önce bir mali destek. Yani Vakıfköy'ün kesilmiş olabilir de yani doğalgazı yani, kesildi. Evet. Onu Bursa Spor yani. Benim tarafımdan sonra baktığım zaman ben Bursa Spor'un kurtuluşu ile ilgili zaten diğer detaylarda hep birlikteyiz, beraberiz, aynı şeyi düşünüyoruz. Ama izleyen Bursa Sporlar, gerçek Bursa Sporlar da bu çerçeveden Bursa Spor'a bakarlarsa, bu enerjiyi yayarlarsa Bursa Spor kurtulur. Yoksa başka türlü işte ne oluyor? Ahmet çıkıyor mesela. Haydi Ahmet'in arkasından gidiyoruz. Ahmet de sözler veriyor. Bende var diyor. Kaç var? 10 var. Ne? 10 bin? 100 bin? Yok ya, 10 milyon var diyor. Koyacağım ben diyor. Anladın mı? Bir 100 bin lira harcıyor orada. Oldu Bursa Spor Ahmet'e borçlandı 10 milyon. Aynen öyle oluyor. Yani Ahmet 10 milyonunu Bursa Spor'dan alabilecek mi? Alamayacak. Alamayacak. Ahmet ondan sonra temlikte sıraya girecek. Sonra Ahmet'in yakınları diyecekler ki bizim paraya ne oldu? Tabii. Sen niye o parayı oraya yatırıyorsun? Aynen. Kime sordun? Tabii canım. Ahmet de benim bu keyfim diye siz buna ne karışıyorsunuz diyecek. Yani böyle bu sefer aileler birbirlerine girecek. Bursa Spor kaybedecek. İki tarafta birden yazık ya. Eksi bakiyeye düşecek. Yani. Aynen. Son sözlerinizi alalım. Geçmişte yapmış olduğumuz hatalar var camia olarak. 1, 2, 3, 1, birden fazla. Bu hatalardan bir doğru çıkmaz. Bunu iyi anlamamız lazım.
biz bir seferliğine de ve son seferliğine de biz birçok şeyi bir kenara bırakıp az evvel de söylediğim kırgınlıkları, kızgınlıkları, nefretimizi, her şeyi bir tarafa bırakıp tek bir noktaya Bursaspor'u nasıl bundan sonra var ederiz konusunda bir ekibin oluşturulması ve bunun desteklenmesi, sonrasında gelecekle ilgili planlamamızı da birer birer uygulamamızın zamanının geldiğini söylüyorum. Bir ay gibi bir zamanımız var. Bunun için kısa olabilir ama bir gün bile aslında uzun bir zamandır. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. Ben yoksam tufandır mantığını bir kenara bırakmamız lazım. Burada eski yöneticiler, eski başkanlar, eski kent yöneticileri, yeni kent yöneticileri bir şekilde bu işe kafa yorup bütün Bursa'nın gücünü bir yerde toplayıp doğru bir şekilde kullanarak kısa vadede ve uzun orta vadede ardından uzun vade planlamalarını yaparak bu şehri ayakta tutmamız. Aksi takdirde bunu da duyuyorum. Manisa Futbol Kulübü gibi, Gaziantep Futbol Kulübü gibi oluşumların eklerle Bursa'da olmayacağını, şu aşamada bu işi hayal etmenin gerekli olmadığını, çünkü bizim elimizde marka değeri çok yüksek bir kulüp var. Bunu en azından bulunduğu yerden ayağa kaldırıp yürütmemiz lazım. Aksi takdirde işin kolayına kaçıp böyle bir hayale kapılırsak da Bursa'ya, kente ve yazık marka olsun değerine ihanet etmiş oluruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Erkan abi, size de çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu kalın efendim.